Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, اِذَا وُضِعَ الْعَبْدُ فِي قَبْرِهِ Kişi kabrine konulduğu zaman, يَأْتِيهِ مَلَكَانِ Ona iki tane melek gelir. Koyanlar, onu kabrine koyanlar o esnada dağılır giderler. وَاِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَانِ عَلِيمٍ Allah'ın Resulü dedi ki, vallahi o kişi onların ayrılırken ayak seslerini duyar. Onlar gidiyorlar artık. O demin ağlayanlar, sızlaşanlar, iş tamam mezarda yaşayacak değiller. Çekip gidecekler. Kişi orada kaldı. Hepimiz öyle olacağız. Bir kimseyiz o esnada. Etrafımızda ya günah benim sırtıma diyenler de yok. Bize uy, bize güven, en doğrusunu biz biliyoruz, tam yerine geldin, bize uy, gerisini merak etme diyenler de yok. Hiçbiri yok o esnada. Biz orada yalnız başımayız, yalnız başımızayız. Allah'ın huzuruna da öyle çıkacağız. O yüzden akletmek, öğrenmek sorumluluğumuzdan vazgeçip, kestirme birilerinin ardında sonuç elde edeceğimizi zannetmek hiç makul değil. Yaratılışımız böyle değil. Biz de anlayacağız. Biz de doğru mudur, yanlış mıdır? Biz de okuyacağız. Allah'ın bu kitabı alimlere indi de alimler öğrensin, gerekiler de onlara uysun, taklit geçerli diye saydığı bir şey değil. Taklit müşrikler için ne kadar geçersiz ise, öğrenmeden biz de felancalara uyduk diyen kimseler için de aynı şekilde geçersiz. اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا Büyüklerimize, efendilerimize uyduk. Onlar bizi yoldan çıkardılar. Demek nasıl Allah'ın katında bir anlamı yok ise, o gün böyle bu tür zalimler ellerini parmaklarını ısırıp وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا Keşke ben Resul'le birlikte bir yol tutsaydım. Ki o Resul, gelin bana uyun, körü körüne taklit edin beni demedi. Dedi ki, هَذِهِ سَب۪يلِ Bu benim yolum. اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ Ben Allah'a çağırıyorum, kendime değil. Ama Allah'a çağrımda bile sırf Allah'a çağırıyorum diye ne dersem öylece kabul edin demem size. Benim anlattıklarımı, söylediklerimi عَلَى بَصِيرَةٍ Basiret üzere değerlendirmenizi bekliyorum. Bu çağrımı basiretle karşılamanızı, yani inceleyerek, araştırarak, anlayarak ve buradan yola çıkıp bunun Allah'tan hak olduğuna tanıklık ederek benimle yan yana gelip birlikte Allah'a yürüyeceğiz. Yoksa gelin bana kulluk edin demiyorum. Hiçbir peygamber böyle demedi. O bakımdan Resulullah'ın çağrısında da gözü kapalı bir uyma, anlamadan, bellemeden, kavramadan bir uyma yok. Tam tersi tanıklıkla. O yüzden anladın, iyice belledin, kavradınsa artık sen de buna şahitsin. Peki buyur deyince kişi ne diyordu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Evet, ben şahit oldum. Söylediklerini dinledim, anladım, düşündüm, ölçtüm, tarttım. Ve anladım ki bunlar Allah Azze ve Celle katındandır. Dolayısıyla sen hak bir Resulsün ve ben de seninle birlikte Rabbime yürüyorum. Ve buna ben şahidim, eşhedü. Göklerde yerde Allah'tan gayrı bir ilah yok. Bütün fıtratımla, varlığımla, varlığımda olan bütün cevherlerimle, görüp bilip öğrendiklerimle, hepsiyle, bütün kalbimle, içtenliğimle görüyorum, şahidim. Bu şuhud sadece gözlerle olan değil, kişinin akletmesiyle, değerlendirmesiyle, fıtratıyla ilmen vardığı bir tanıklık. Tek bir ilahtan gayrı bir ilah olamaz. Doğru söylüyorsun. Ben de buna şahidim. Bu kişi tarafından sahiplenilen ve içselleştirilen bir iman. Vallahi millet öyle diyor, öyledir herhalde. Ben ayrıca ele alıp mevzuyu değerlendirmedim. Ben ilahiyatçı değildim. Veya ben hoca değildim, ben başka işlerim vardı. Bu bir iş değil ki, bu bir meslek alanı değil. Kişinin dünya üzerinde ne üçün yaşadığı, hayatını niçin yaşadığına dair süreç bir meslek. Bunu anlamlandırmak, bunu öğrenmek, bunu incelemek bir meslek değil. Bu herkesin hayatının ta kendisi.
Ne yiyip ne içeceğimize dair maişetimizi sağladığımız süreçler meslek. Onlar ayrıca yaptığımız bir şey. Ama hayatı niçin yaşadığımız, neden var olduğumuz, Yaradan bize nasıl seslenmiş, batıl dinler neden batıl, onlar neler söylüyor, bizim kendimize dair alacağımız hayatımızı nasıl yaşayacağımıza dair, alacağımız kararların temelindeki bu temel soruları bizim yaşamamız, anlamamız, öğrenmemiz ve doğru olanı, yanlış olanı bizim bizatihi görmemiz lazım ki taklitten çıkalım. Yoksa uyarsın peşin arkasına. Adam durmuş öyle arkasına bir yığın kalabalık oluşmuş. Gelip en öndekine sormuşlar. Sen böyle duruyorsun ama arkanda da bir dünya kalabalık. Burada ne olacak? Bir şey mi dağıtacaklar? Bir şey mi var? Demişler en öndeki belki bilir yani biz böyle uyduk uyduk. Gelip en öndekine sormuşlar. O demiş ki ben de bilmiyorum bir ara eğilmiştim ayakkabımı bağlayayım diye. Arkamda böyle kuyruklar olmuş. Soranlar gülmüşler demişler niye bekliyorsun kardeşim? E demiş nasıl gideyim ilk sıradayım sıramı mı kaybedeyim? Şimdi bu sıraya girdiği zaman bu taklit ruhu içten içe bir dinamizme kavuşuyor. Herkes bundan yararlanıyor, besleniyor ve herkes sahiplenmeye başlıyor. Ya yanlış dersen dur hele elleme diyorlar. Yanlış manlış öyle ama şu anda bu yürüyor bak dokunma. Şimdi buna dair yaşadığım bir örneği anlatayım. Daha sonra bu kabir hadisine geri dönerim. Bir liseye gitmiştim. Lisede bir konuşmamız oldu. Konuşmadan sonra indik şeye, yemekhaneye. Orada bir işleyen düzen varmış. Müdür bey dedi ki hocam burada bir sistem işliyor. Burada üst sınıflardan biri gelirse hiç sıra beklemez, geçer yemeğini alır. Kural bu. Altıncı sınıftaki olan 5'i, 4'ü, 3'ü atlar geçer öne alır. O sadece kendinden daha üst sınıf varsa onu geçmez. Kuralı bu. Dolayısıyla siz gelmişsiniz 20 dakika önceden bekliyorsunuz hiç önemli değil. Üst sınıflardan en üstlerden gelenler takır takır en öne geçip alıyorlar. Kuralı bu. E dedim bu adil değil hele hele küçük çocuklar. Bazen en küçükleri yani öğlen yemeğinin sonuna doğru ya alır ya alamaz belki aç kalır. Düzen bu. E dedim müdahale et hocam müdahale edemiyorum kimse elletmiyor dedi. Herkes dedi savunuyor hocam elleme diyorlar böyle yani. Bir üst sınıfa söyleyecek olsan hocam biz alt sınıflardayken çok çektik şimdi tam bize sıra geldi diyorlar. Allah Allah dedim ya bu kadar çarpık bir şey nasıl sürdürülebilir? Hocam dedi şehre dedi yeni bir başsavcı geldi. O da çocuğunu buraya kaydettirdi. İlk günden beni aradı dedi ki ya hocam orada ne biçim bir saçma sapan bir düzen varmış bizim çocuk birinci sınıfta diye beklemiş beklemiş bir sürü önden gelen girmiş gelen girmiş gelen girmiş. Çocuk şu kadar işte süre sırada beklemiş. Yazık günah değil mi küçücük çocuk? Vallahi demiş müdür bey ben de bir şey yapamıyorum. Çünkü değiştiremiyorum. Veliler karşı çıkıyor. Yani siz savcısınız. Veli toplantısında siz söyleyin değiştirin. Savcı bey de değiştirememiş. O da velilere vesaire söylemiş kimse yakın etmemişler. Şimdi müdür bey daha sonra şunu anlattı. Dedi ki hocam bu savcı beyin çocuğu 3'e geldi yani üst sınıf oldu. Bir ara karşılaştığımızda ben ona şaka yaptım. Dedim ki hocam sayın savcım gözün aydın değiştiriyoruz sistemi. Veliler anlaştılar. Dedi ki elletmem. Benim çocuğum daha küçükken o kadar sıra bekledi. Şimdi tam nimetlerini yiyecekken sistemi değiştirmenize müsaade etmem. İşte batıl bir mekanizmanın bütün aşamalardaki herkesi kendisine angaje edip bağlaması böyle bir şeydir. Dolayısıyla sistem kendi içerisinde en alttan mağdur ettikleri de dahil arada belli yemledikleri ve üste belli şeyler verdikleri bir nizam Firavun'un düzeninde bile bir oturdu mu artık millet düzenle oynama bu sürece ilişme yanlışsa yanlış dünyanın muhtarı sen değilsin ki diye hakkın arayışının önünü kesmek isterler. Halbuki bileceğiz ki her bir kişi tek bir birey olarak kendi protestosundan çünkü Resulullah dedi ki bir yanlışı gördüğünüz zaman değiştirebiliyorsanız bunu elinizle bu sizin elinizle doğrudan müdahale ettiğiniz bir alanda olan bir şey ise yani kendi evinizdedir, kendi mekanınızda, kendi muhitinizde
Kendi yönetiminizde kararlarınızı kendinizin aldığı, başkaları ilgilendirmediği bir şey. Ama yok, doğrudan müdahil olabildiğiniz bir süreç değil. O zaman febilisanihi, diliyle desin ki bak bunu yanlış yapıyorsunuz, bunun doğrusu bu. Bu böyle olmamalı, şöyle olmalı. Febilisanihi, diliyle müdahale etsin. Eğer diliyle de müdahale edemiyorsa o zaman febikalbihi, kalbiyle buna karşı dursun. Ben bunu benimsemiyorum. Bilesiniz veya içten içe en kötü halde. وَذَٰلِكَ اَضَعَفُ الْا۪يمَانِ Bu da imanın en zayıf hali. Diğeri sürece katılmak, benimsemek, içselleştirmek, zulme rıza göstermek, zulmün bir parçası haline gelmek, yanlışın bir parçası haline gelmek, yanlış olduğunu bile bile taklit ruhuyla değişimi göze alamamak, değişimi savunmanın cesaretini bile gösterememek, bu Allah Azze ve Celle'ye karşı bir cürümdür. Hakkı başta kişinin kendisi öğrenip savunmak ve peşine düşmek sorumluluğuna sahip. O yüzden bulunduğu toplumun dinine ve bulunduğu toplumunun değerlerine doğru da olsa yanlış da olsa böyle kurulmuş gari uyalım diyen taklitçilerin dünyanın her tarafındaki ortak dini aynıdır, taklitçi dini. O yüzden deminki hadise geri dönelim. Dedi ki iki melek gelir, mümin olana derler ki مَاذَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُولِ Sen bu adam hakkında ne derdin? لِمُحَمَّدٍ Muhammed'i kastediyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin olan dedi ki اَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Ben Allah'tan gayrı bir ilah olmadığına şehadet ettim durdum. Ben onun da Allah'ın Resulü olduğuna şahit oldum. Buna tanık oldum. Biliyorum durumu, getirdiklerini biliyorum. Müminin durumu bu. Şimdi hadis devam ediyor. Dedi ki وَاَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ Münafığa ve kafire gelince aynı soruyu ona da yönelttiler. Onların ikisinin de cevabı aynı. Dikkat ediniz, Resulullah münafığı, kafiri ayrı ayrı cevaplandırmadı. İkisinin de cevabı aynı. Münafığa ve kafire sordular. مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُولِ لِمُحَمَّدٍ Bu kişi hakkında sen ne derdin? Muhammed'i kasıtla sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki, der ki لَا اَدْرِي Bilmiyorum. كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُهُ النَّاسِ Millet ne derdiyse ben de onu derdim. Şimdi bu sözün kafir için manası şu, millet ona yalancı kafir derdi, millet ona yalancı derdi, sahte peygamber derdi, efendime söyleyeyim, Allah'a iftira ediyor derdi, bazı sözleri kendisi uydurup Cenab-ı Hakk'a yamıyor derdi. Ben de öyle derdim. Kafirin açısından içi bu. Aynı sözü söyleyen münafık açısından da manası şu, millet ona Müslüman derdi, ben Müslüman bir toplumdaydım. Millet ona peygamber derdi, millet ona Allah'ın nebisi derdi. Ben de onu derdim. كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُهُ النَّاسِ Millet ne diyorduysa ben de onu diyordum. Ben bilmiyorum. لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُهُ النَّاسِ Bu şablonun kafir için yani ortamda Resulullah'a yalancı peygamber diyenlerin sözünü taklit edenlere de ortamdakiler ona Allah'ın Resulü diyenlere de münafık açısından aynen uyduğunu görüyorsunuz. Çünkü kendisi bunu içselleştirmemiş. Kendisi bunun farkında değil. Söylediği söz doğru mu? Doğru. Ama bunu etrafını takliden söylüyor. Kendisi bunu bildiği için, kendisi bunu öğrendiği, kendisi bunun böyle olduğunu gördüğü için değil. Millet ne diyorduysa ben de öyle dedim. O zaman ya sen millet, senin bulunduğun ortamda millet Müslümanmış, şansına sen de milletinkini söylemişsin, hadi kurtarıyorsun demediler. Her ikisini münafığı da kafiri de feyudrabu ona öyle bir demirden tokmakla vurulur ki Resulullah dedi ki onun çıkardığı sesi. Biz insanlar duymuyoruz ama bütün varlık alemi onun bunun acısıyla çıkardığı sesi duyarlar. Dolayısıyla melekler ona dediler ki o münafığa لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ Bu okuduğum hadis muttefakun aleyh bir hadis. Bu
Buhari'de var, Müslim'de var. Sen kendin bilmedin, sen kendin tabi olmadın, sen ortama uydun. Dolayısıyla ortam yolcusu, ortamdaki iyi olursa iyi şansına, ortamdaki kötü olursa cehenneme gidiyor sandıysak yanılıyoruz. Çünkü taklidin şans işi olduğunu düşünmeye başlarız o zaman. O zaman bu coğrafyada doğduysa şanslı. Millet hep eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor, o da aynısını söylüyor, cennete gidiyor. Kendisi bir şey biliyor mu? Niye doğru, niye yanlış? Hiç bu işlerde, bu taraklarda bizi yok. Burada doğduğu için bu kimlikle yaşıyor. Mukallidin taklit ettiğiyle ilgili kendisinin içselleştirdiği, sahiplendiği doğruluğuna, yanlışlığına dair bir fikri yoksa bir aidiyeti de yoktur. O yüzden dediler ki لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ. Ne sen ne bir şey bilmişsin ne de bir şeye uymuşsun. Bu uymaklığın uymak sayılmaz. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.